أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Günahlarımızın affına, seyyiatımızın mahvına vesile eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu imanda, salih amelde terakkiler cümlemize, aile bireylerimize, çoluğumuza, çocuğumuza nasip eylesin. Kendisini bizlere sevdirsin. Bizi kendisine ulaştıracak güzel amelleri bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza sevdirsin. Yüce Rabbim hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ikram eylesin. Ölülerimize de rahmet eylesin. Bize de arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı nesiller nasip eylesin. Kıymetli dostlar, hemen yan komşumuz mütevelli toplantılarına da katılan Şeref Banzaroğlu kardeşimiz hem kanser hastasıydı hem de son zamanlarda hastanede tedavi görürken veya gidip gelirken bir de COVID hastalığına muptela oldu ve 15-20 gün önce rahmeti rahmana kavuştu. Dolayısıyla hem komşumuz hem de arkadaşlarımızdan Allah rahmet eylesin. Vehhab kardeşimizin babası uzun süredir yoğun bakımda. Ne kadar oldu Vehhab abi? 5 aydır yoğun bakımda. Yani yoğun bakımda olanların kendisi değil de, çünkü kendisi olaylardan haberi yok. Kapıda bekleyenler, dışarıda bekleyenler var ya, asıl çileyi onlar çekiyor. Allah hepsine yardım eylesin. Hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Nimet eldeyken kıymeti bilinmiyor. İyi çalışan ayaklarımızın kıymetini bilmeyiz. İyi çalışan ensemizin, boynumuzun rahat dönmesinin kıymetini bilmeyiz. Sağlıklı çalışan dişlerimizin kıymetini bilmeyiz. Ne zaman dizler aksarsa, ne zaman belimizde sıkıntı olursa, ne zaman boynumuzda sıkıntı olursa, ne kadar önemliymiş ayaklar, ne kadar önemliymiş kafayı sağa sola çevirebilmek diye her sağlığımızı kaybettiğimiz organın değerini o zaman anlıyoruz. Halbuki sağlığı sıhhati yerindeyken kıymetini anlayıp şükretmek lazım. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, sağlık gibi, sıhhat gibi büyük bir nimet az bulunur. Dolayısıyla sağlık ve sıhhat öyle bir taştır ki onu hasta olanlar, sağlıklı olan insanların kafasında görürler. Yani hastanenin camından dışarıda işine koşup seyreden insanlara bakan o büyük nimeti, sağlık nimetinin ne büyük olduğunu, ne büyük tac olduğunu görüyor. Ama o sokakta işine koşan, sağlıklı koşan insanlar onun farkında değillerdir. Kısacası nimet eldeyken kıymeti bilinmiyor. Nimet elden çıktıktan sonra kıymeti biliniyor. Biraz önce muhtar kardeşimiz, Mustafa kardeşimiz 7 yaşında bir yeğenlerinin bir trafik kazasında hem de yayla gibi bir yerde vefat ettiğini söylüyor. Hafızlık yapan, 2 sayfadan giden bir yavrumuz yaylada bir trafik kazasında rahmeti rahmana kavuşuyor. Şimdi 7 yaşındaki çocukla ilgili annesinin umutları, babasının umutları, nenesinin, dedesinin umutları değil mi? Neler var, neler var. Hiç hayalden, akıldan geçmez böyle bir yavrunun efendim ölüm haberi kimse tarafından beklenmez. Beklenmedik haberler her zaman gelebilir. Bizim için etrafa gidebilir. Etrafımızdakileri için bize gelebilir. Onun için nimet eldeyken, sağlık sıhhat eldeyken kıymetini iyi bilmek lazım. Şükrünü de eda etmek lazımdır. Bu bakımdan çevremizden, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan, akrabamızdan birçok insanı bu pandemi sürecinde kaybettik. Efendim yoğun bakımda hala olan insanlar vardır. Dua bekleyen insanlar vardır. Belki işin garip tarafı, bir dostumuzu bugün ziyaret ettim. Çok sevdiği, benim de tanıdığım, sevdiğim efendim tüccar arkadaşı idi. Altlı üstü komşu olarak oturuyoruz. Ticari konularda da kafamız birbirine çok uyuyor. Dini anlayış noktasında da abimden, kardeşimden daha çok sevdiğim birisi. Akşam evde sohbet ediyorduk. Sabahleyin biraz rahatsızlandı, hastaneye gitti, bir daha geriye gelişi olmadı diyor. Vatandaş hastaneye bir gidiyor,
bazen geriye gelişi olmuyor. Bir daha ziyaret, görüşmek, vasiyet bile gerçekleşemeyebiliyor. Bunlar Allah'ın ayetlerinden birer ayet, musibetlerinden birer musibettir. Ders almak isteyen insan daha küçüğünden de ders almak alabilir. Ders almak istemeyen insan daha büyüğünden de ders çıkarmayabilir. Kıymetli dostlar, musibetler insanların hizaya gelmesine vesile olabilirse, günahların silinmesine, daha büyük belaların def'ine yol açar. Yani diyelim ki başımıza bir bela geldi, bir musibet geldi ama biz kendimize çeki düzen verdik. Bir takım hatalarımızdan vazgeçtik, tevbe ettik. Ne olur? Bir, yaptığımız hatalardan temizlenmiş oluruz. İki, daha büyük belalar gelebilirdi. Onları da tevbemizle beraber telafi etmiş olduk. Şimdi kıymetli dostlar, şöyle ifade edeyim. Bir bela ve musibet geldi. Bu bela ve musibet ne için gelir? Kur'an'daki ifadeyle وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Kendi ellerinizin kazandıkları günahlar sebebiyle gelir. İnsanoğlu burasını iyi görmesi lazım. Biz bazen şu hatayı yapabiliyoruz. Ben bir yanlış yapmadım ki ya. Benim bir günahım yok ki. Günahım yok demek en büyük günahtır. Benim günahım yoktur diyen bizim gibi kendini bilmeyen insanlardan başkası yoktur. Yani kendini gerçekten bilen Allah dostları hep günah içerisinde battıklarını düşünüyorlar. Yaptıkları ibadetlerin artı değil, usulüne uygun yapılmadığı için eksi olabileceğini düşünüyor. Allah'a yalvarıyor, Allah'ım benim bu delme çakma olan ibadetimi, yarım yamalak olan ibadetimi sen tam kabul eyle. Yoksa ben bu ibadetimi beceremedim derler. Yani kul Allah karşısında boynunu bükük görmesi lazım. Kulluğu bile beceremediğini düşünmesi lazım. Ve bunlardan dolayı Cenab-ı Hak'tan özür dilemek lazım. Şimdi bela ve musibetler geldiği zaman فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Mevla buyuruyor. Biz bela ve musibeti gönderdiğimizde neden bize yalvarmadılar? Allah'ım biz pişman olduk, tevbe ettik, sen bizi bağışla, belaları, musibetleri bizden def et, niye demediler Mevla buyuruyor. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُمْ Kalpler katılaştı. Kalpler katılaşınca gelen bela ve musibetin Allah'tan gelen bir bela ve musibet olduğunu, günahlarla ilintili olduğunu insanlar düşünmüyorlar. Düşünmeyince tevbe etmiyorlar. Hatta isyanları artmış oluyor. Mesela arkadaşlar, şimdi bu pandemi sürecinden sonra ülkemiz olarak olaya baktığımız zaman ülkemizde affınıza sığınarak söylüyorum, zina azaldı mı çoğaldı mı, açıklık azaldı mı çoğaldı mı, haramlar azaldı mı çoğaldı mı, içki azaldı mı çoğaldı mı, hepsine vereceğiniz cevap çoğaldıdır. Yani masiyetlerin çoğaldı. Hele açıklık saçıklık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Yani bir Müslüman beldesinde, bir İslam ülkesinde bu kadar olur mu? İşte ancak bu kadar olabilir. Daha önce sizinle paylaşmıştım. Yine dostane paylaşmış olayım. Hollanda'ya bir düğüne gitmiştim. Bir dostumuzun düğüne gitmiştim. Orada bizimkiler Anadolu usulü bir takım işte def çalarak bilmem kendi usullerine göre evin önünde bir merasim yaparlar, davul çalarlar falan. Dedim ki buradaki yerliler, buranın yerlileri sizin düğünlerinize bakıp bundan etkileniyorlar mı dedim. Şu cevabı verdi. Dedi ki onlar bizim düğünlerimize bakıyorlar, dikkatlerini çekiyor ancak biz onlara düğün noktasında değil de açıklık saçıklık noktasında daha fazla örnek olduk. Yani bizim kızlarımız daha fazla açıldı. Oradaki Hollandalılar bizim kızlara bakarak daha fazla açılmaya başladılar. Yani onların yerlisi bu kadar açık değildi. Açıklığı bizimkilerden öğrenmiş oldular. Şimdi gerçekten bizim ülkede de bilhassa bu sene, geçen seneye göre çok daha farklı bir pozisyon oluştu. Konuşulan bir Z neslinden bahsediliyor. Z nesli denilen sıkıntı görmemiş, ızdırap görmemiş, dert görmemiş bir nesil. Efendim her tarafı dümdüz gören bir nesil ama Allah ile de bağlantısını tamamen adeta koparmış bir nesil. Ama bunlar sonuçta bizim çocuklarımız. Ülkemizin, vatanımızın yavruları bunlar. Bela eğer gelirse umumi gelir. Bu bela geldiği zaman
Yani onlar da bundan nasibini alacak, biz de nasibimizi almış olacağız. Sonuç itibariyle arkadaşlar, Allah-u Teala bela ve musibeti müminlere rahmet olarak gönderir. Ne demek rahmet olarak gönderir? Yani müminler, ben hata etmişimdir, günah işlemişimdir, işlediğim günah sebebiyle bu belalar başıma gelmiştir der, tevbe eder. Şimdi bir kardeşimiz, önceden tanıdığım fakat uzun süre fasıla vermiş, gidip gelmeyen bir kardeşimiz. Daha doğrusu Kocatepe'ye gelmeden önce kendisiyle tanıştım. Kocatepe'ye geldikten uzun süre hiç kendisiyle görüşmediğim bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz, tüccar bir kardeşimiz. Bir gün geldi böyle boynu bükük bir şekilde oturdu huzurumda. Dedi hocam dedi, ciddi manada sıkıntı içerisindeyim. Hayırdır dedim. Ben dedi iflas ettim, bildiğin tüccar değilim dedi. Şimdi dedi evime haciz geldi dedi. Evimde dedi buzdolabına haciz geldi. Çamaşır makinesine haciz geldi. Hepsine dedi böyle tahammül ettim ettim de dedi. Çocuğumun dedi iPad'ine el uzatınca gelen hacizci, o zaman dedi hepten vuruldum dedi. Ben orada bittim dedi hocam dedi. Şimdi ben zirveden ta dibe vurmuş birisiyim dedi. Çok kötü bir durumdayım dedi. Bunu anlattıktan sonra dedi ki, ama hocam şunu da söyleyeyim dedi. Ben dedi başıma gelen bu belaların neden geldiğini bildim dedi. Namazı bıraktım. İçkiye, kumara başladım dedi. Şimdi bu belalar başıma gelince bu üç tane beladan vazgeçtim dedi. İçkiyi de bıraktım. Kumarı da bıraktım. Krediye de bulaştım dedi. Krediye de bıraktım dedi. Namaza da başladım dedi. Şimdi her ne kadar benim haczedilmeme varacak kadar bir felaketle, bir musibetle karşı karşıya kaldıyım sende, kaybettiğim dinimi buldum. Daldırdığım, saldırdığım günahlardan vazgeçtim. Bu yönüyle kendimi zengin addediyorum dedi. Ve inanıyorum ki Rabbim benim sıkıntılarımı giderecektir dedi. Arkadaşlar takriben aradan 2 sene veya 3 sene geçti. Kendisini toparladı, borçlarını ödedi ve belli bir noktaya geldi, düze çıktı diyeyim. Şimdi burada bu kardeşimizin başına gelen bela, çamaşır makinesinin, buzdolabının haczedilmesi, çocuğunun iPad'inin haczedilmesi, efendim gerçekten bir bela. Bir insan hanımının karşısında sıfırlanıyor, çocuklarının karşısında sıfırlanıyor. Gerçekten rezillik açısından baktığın zaman çok büyük rezillik. Allah kimsenin başına vermez. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Şimdi bu kardeşimiz bu manzarayı yaşarken, hanımının karşısında sıfırlanırken, çocuğunun karşısında sıfırlanırken, bu adam tüccardı, esnaftı, çevresi var. O çevresinin karşısında böylesine sıfırlanırken ciddi bir darbe yemiştir. Ama bu darbe çok büyük belalardan kurtarmıştır onu. Ne yapmıştır? Tevbe etmiştir. Hatasını anlamıştır. Ve hatalarından vazgeçip işi düzeltmiştir. Kumarı bırakmış. İçkiyi bırakmış. Efendim faizle olan bağlantısını bırakmış. Namazına başlamış. Ondan sonra Allah'ım ben yaptım. Senin kapına geldim. Bağışlanmak istiyorum. Başıma gelen belaları ben hak ettim. Sen de hak ettiğin belayı verdin. Özür dilerim dedi. Allah Celle Celaluhu de özrünü kabul etti. Kısa zaman sonra dediğim gibi kendine geldi, düzenini de kurdu. Ama daha çok helale dikkat ederek, dini kriterlere dikkat ederek işi sürdürdü. Burada bir tokat yemiş ama kendine gelmiş bu kardeşimiz. Bu onun için rahmet oldu mu? Oldu. İşte ayık bir müminin başına gelen bela, musibet onun için büyük bir rahmet vesilesidir. Arkadaşlar bu bela ve musibet bazen direkt kendimize gelir. Elimize, ayağımıza, belimize, dilimize, dizimize gelir. Midemize, beynimize gelir. Bazen çocuğumuza gelir, bazen eşimize gelir, bazen annemize, babamıza gelir. Sonuçta bunların her birisi bizi ilgilendirir. Çünkü annem ağlarken ben gülemem ki, oğlum ağlarken ben gülemem ki, eşim ağlarken ben gülemem ki. Değil mi? Yani onların başına da geliyorsa bizimle gene bir bağlantısı vardır. Bu musibetin bir ucu bize de dokunuyor demektir. Bu vesileyle
Şimdi baktığımızda bu salgın hastalık olsun, efendim meydana gelen sel felaketleri ve yangın felaketleri hiç olmayacak şekilde, hiç beklenmeyecek şekilde. Ne diyor yetkililer? Bir senede yağan yağmur bir gecede yağdı veya iki saatte yağdı. Bir senede yağan yağmur bir saatte yağarsa, iki saatte yağarsa, bir gecede yağarsa bundan başka bir şey olmaz zaten. Bu yalnız sadece Türkiye'de değil. Bugün bir kardeşimizle, Amerika'daki bir kardeşimizle görüştüm. Dedi hocam bizim bu bulunduğumuz yerde dedi. Bir senede yağan yağmur bir akşamda yağdı. Felaketler meydana geldi burada. Yavaş yavaş yeni toparlıyoruz dedi. Yani bu sadece Türkiye olan bir şey değildir. Ama ben şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi gerçekten pandemi bir taraftan büyük bir musibet. Ama bir senede yağan yağmur bir akşamda yağarsa, değil mi? Kastamonu'ya, Giresun'a veya Sinop'a veya Rize'ye yağarsa bu felaketler oluyor. Ama bunların hiçbirisi tesadüf değildir. Her birisi takdir ilahinin bir tecellisidir. Bir bela ve musibettir. Bu bela ve musibet karşısında biraz önce bahsettiğim kardeşimiz gibi efendim tevbe ettik, yanlış yaptık, pişman olduk, şunlardan vazgeçtik dersek Cenab-ı Hak hem günahlarımızı siler hem de belaları kaldırır, rahmeti gönderir, rahmeti yağdırır. Ama bunların bir bela olduğunu, musibet olduğunu, günahlarımızdan kaynaklandığını fark etmezsek, biz hala eskisi gibi devam edersek istiğfar yok. Herkes yolunda aynı şekilde devam ediyor. Açıklık, saçıklık, diz boyu devam ediyor. Hiç frene basmak yok haramlarda olursa bunun arkasında başka musibetler de gelir. Bunun en büyük musibeti nedir? En büyük musibeti insan günahının farkında olmayıp, tevbe de etmeyip günahlarıyla beraber ahirete gitmiş olmasıdır. Kıymetli dostlar, insan enkazın altında kalsa, depremde enkazın altında kalsa, efendim sel felaketinde işte sel felaketine kapılsa, şehit olsa, bunlar çok zor şeyler değillerdir. Mesela enkazın altına kalan insan 5 dakikadan fazla sürmez onun manzarası. Yani ezildiği zaman duymaz ondan sonrasını duymaz yani. Şehit olarak gider, eğer imanı varsa şehit olarak gider. Depremde, enkaz altında veyahut da işte sel felaketinde şeye kapılanlar, o sele kapılarak ölenler, bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle şehittirler bunlar. Burada bela gibi gözüken onlar için nedir? Öbür tarafla ilgili şehitlik makamı elde ettikleri için rahmettir. Ama biz tabi acırız. Sel felaketinde, deprem felaketinde ölenleri kaybettiklerimizi acırız. Ama işin gerçek boyutuna baktığınız zaman şehit muamelesi görünce çok fazla zararda değillerdir. Ama kıymetli dostlar, diyelim ki deprem olmadı, sel de olmadı, yangın da olmadı, bela musibet gelmedi. Biz de günahlarımızın farkında olmadığımız için günahlarını artırarak devam etmişizdir. Bu sefer ne olacak? Öldüğümüz zaman şehit olarak ölemeyeceğiz. Öldükten sonra ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Yani kabre girdiği zaman insan kabre cehennem çukurundan bir çukur olunca hiç depreme benzer mi arkadaşlar bu? Hiç depreme benzemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane mezarın yanından geçerken buyurdular ki bu iki mezar var ya, bunlara şu anda azap ediliyor. Şu cümleye dikkat buyurun. Eğer bunlara yapılan azabı insanlar ve cinler duysalardı bayılıp düşerlerdi. Bu iki kabirde yatan insan azap görüyor. Bunların gördüğü azabı insanlar ve cinler duysalardı bayılıp düşerlerdi. Dayanamazlardı. Azabı onlar görüyor ama şiddetini insanlar görseydi, duysaydı bayılıp düşerlerdi diyor. Şimdi o zaman depremin altında veya sel felaketinde veya yangın felaketinde canını kaybeden, ruhunu teslim eden, ölüm şerbetini içen insan her ne kadar görünüşte gerçekten zor bir şeydir. Biz bu belalardan kurtulmak için Cenab-ı Hakk'a yalvarırız, iltica ederiz. Kolay şey değildir. Ama sonuca baktığın zaman çok uzun süren bir şey olmamakla beraber insana şehitlik makamını kazandırıyor. Kabri cennet bahçelerinin bir bahçe oluyor. Eğer imanlıyla beraber gitmiş ise. Fakat haramlara, günahlara daldırmış, sol şeridi kapatmış, durmadan günah işleyerek hayatını kirleten bir insan. Düşünün başına bir bela gelmedi veya geldi de bunun bir tokat olduğunu fark edip tevbe etmedi. Bu adam tak ölecektir eninde sonunda. Velev ki yatağında öldüğünü kabul edelim.
yatağında da ölse bu insan kabire girerken cehennem çukurlarından bir çukura girmiş olacak. İnsanlar ve cinler duysa onun çekeceği azabı bayılıp düşerlerdi. Peygamber ifadesi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Birer yeşil ağacın dalını kırmış, mezarların üzerine dikmiş. Demiş ki bu yeşil dallar kuruyuncaya kadar azapları hafifletilir dedi. Çünkü bu yeşil de olsa, kuru da olsa ağaçlar her şeyi tesbih eder ama yeşillerin tesbihi daha fazladır. Bundan dolayı da ki mezarın üzerinde yeşillik varsa ot mut bunlar koparılmaz. Yeşil ağaçlar varsa onlar koparılmaz. Kuruyan otlar alınabilir ama yeşil otlar koparılmaz. Çok kalabalık oldu, düzensiz oldu deyip de mezarın üzerindeki otlar ne yapılmaz? Yolunmaz. Ne zaman yolunabilir? Ne zaman kurursa, artık yeşillik kalmadı, kurudu, o zaman koparılabilir. Yoksa yeşilken olmaz. Ama hocam kışın ölmek daha iyi o zaman. Niye? Yeşillik yok ya, azap görmeyiz. Sen tam tersi anladın onu. Yeşil tesbih ediyor. Yani kabrin üzerine Efendimiz ne yapmış? Yeşil bir ağaç dal dikti. Yeşil ağaç varken hafif azabı hafifliyor. Azabı hafifliyor. Ha. Onun için ağaçların üzerine şey affedersin mezarlıklarda mezarın üzerine bizde daima gül gibi, çam gibi ağaçlar dikerler. Yani o ölüye faydası var mı? İmanlıysa faydası var. Nereden biliyoruz? Efendimizin uygulamasından biliyoruz onu. Sıfırlar anlamına gelmez tabi. Hafifletmek ayrı şeydir, sıfırlamak ayrı şeydir. Önemli olan şudur yani, anlatmak istediğim nokta şurası. Allah Celle Celaluhu belayla bize tokat vurur. Bu tokat ya uyanmamıza sebep olur veyahut da uyanmamıza sebep olmaz. Uyanmamıza sebep olursa tokat bizim için rahmet olur. Çünkü ne yapmış oluruz? Günahlardan arınmış oluruz, ölüme hazırlanmış oluruz ve cennete doğru koşmuş oluruz. Eğer uyanmazsak bu sefer isyana devam etmiş olur. İsyana devam edince her şey ortalık toz pembe. Yani dümdüz devam etmiş. Gül gülistanlık zannederiz ortalığı. Biz günahlarımıza devam ederiz. Efendim dolayısıyla ölüm geldiği zaman bizi günahlarla beraber bulmuş olur. Bu sefer kabire girerken cennet bahçesine değil de cehennem çukuruna girmiş oluruz. Dün bir kardeşimizi, bir abimizi, yaşlı bir abimizi ziyarete gitmiştik. Bu bakım evlerinde kalıyor. Onu ziyarete gittiğimizde bir parkın yanından geçtik. Yani böyle pek sağa sola bakan birisi değilim. Bakmayı da seven birisi değilim. Ama alâ meleğin nas, herkesin göz önünde fiili olarak delikanlı kızın yanaklarını iki eliyle beraber tuttu, sıkıp duruyor. Yani hiçbirisi çocuk değil yani, hepsi, affedersin. Katır kadar. Kimse bir şey diyemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerif olarak menkuldür. Kıyamete doğru öyle olacak ki birisi yolun üzerinde zina yapsa oradan geçenler yani bunu yapıyorsun da bari kenarda yap demeye cesaret edemeyecekler. Yolun üzerinde zina yapana hani bunu kenarda yap demeye cesaret edemeyecek. Şimdi herkesin gözü önünde böyle bir ahlaksızlık yapana kardeşim ne yapıyorsun? Ayıptır be. Herkesin göz önünde böyle şey olur mu diyebilen kimse olamıyor. Yani o kıyamete doğru ne yapıyoruz biz? Gidiyoruz. Şu bizim yukarıdaki parkta 2 sene önceydi. Bir delikanlı bir kızla affedersiniz gayri nizami sevişme yapınca bir tanesi yaş cemaatten birisi evladım ayıp oluyor burada olmaz böyle şeyler deyince demokrasi var, sen kendi işine bak demiş. Gayet cesaretli yani. Suçu işleyen, ahlaksızlığı yapan, namuslu, iffetli, ona yol gösteren insandan, onu uyarmaya çalışan insandan daha cesaretli, yüzsüz ve pervasız. Birilerini kötülemek için söylemiyorum. Yani belalar ne yapıyor böyle? Büyük belaları cezbedecek şekilde masiyetler çoğalıyor toplumda. Biz şöyle diyeyim ben, kendi önce çevremize bakalım. Kendi çevremize bakalım. Şunu arkadaşlar, ben özellikle her birinizin çok iyi değerlendirmesini rica ediyorum. Çünkü bugün buradayız, yarın ahiretteyiz. Benim size konuşmam çok kolay. Sizin beni dinlemeniz daha kolay. Ama Allah'a hesap vermek o kadar kolay değildir arkadaşlar.
Allah'a hesap vermekten peygamberler çekinmiştir, korkmuşlardır. Evliya tir tir titremiştir. Yani biz kendimize önce bir bakalım. Gerçekten çocuklarımıza dini açıdan hakimiyetimiz nedir? Öyle bir derdimiz var mı? Yoksa çocuklarımızın sadece diplomasına mı odaklandık? Ya bir diploma getirsin, buna mı odaklandık sadece? Diploma her şey midir? Rızık Allah'ın elinde değil midir? Rızık endişesi iman zafiyetinden değil midir? Rızık endişesiyle kız erkek demeden dümdüz gidiyoruz. Peki gerçekten rızık endişesi iman zafiyeti değil midir? Rızık endişesi bir Müslüman çekebilir mi? Peki yaptığımız işler, yapmak istediğimiz işler şeriate uyuyor mu, uymuyor mu? Allah'ın izni var mı, yok mu? Şimdi bizden izin almadan çocuğumuz bir şey yapsa, bizden izin alması gerektiği halde eşimiz bir şey yapsa, ya hanım bir dakika sen kimden izin aldın diyoruz. Çocuğa yavrum sen kimden izin aldın? İşçimiz bizden izin almadan bir tasarrufta bulunsa, bir dakika ya kimden izin aldın diyoruz. Peki biz bir şey yaparken Allah'tan ve Resulünden izin almamız gerekmez mi? Buraları iyi görmek lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bizim burada birbirimize konuşmamız, birbirimizi idare etmemiz kolaydır. Ama yarın ahirette Allah Celle Celaluhu ince bir hesaba tabi tutarsa bunun altından Mevla'nın huzurunda kalkmak zor olur arkadaşlar. Bu vesileyle biz herkesi düzeltemeyiz, sokaktaki insanları düzeltemeyiz. Gücümüz yetmez daha doğrusu. Bunlara gücümüz yetmez. Müşteri olarak geliyor bir şey diyemiyoruz. Yeğenimize bir şey diyemiyoruz. Komşumuza bir şey diyemiyoruz. Apartmandakilere bir şey diyemiyoruz. Şimdi kendi çocuklarımıza da bir şey diyemez hale geldik. Peki bu iş nerede düzelecek? Nereden başlayacağız? Hiç olmazsa kendi evimizden başlamalıyız. Kendi yakınlarımızdan başlamalıyız. Bir şeyler olmalı. Mevla Celle Celaluhu bizim günahlarımızın, eksiklerimizin farkında olduğumuzu, tevbe etmek istediğimizi, Allah'a iltica ettiğimizi Cenab-ı Hak görmeli. Ve bize belki bundan dolayı merhamet sıfatını yağdırır, sağanak yağmur gibi yağdırır ve böylece kurtulmuş oluruz. Son olarak şunu ifade edeyim. Kıymetli arkadaşlar, bizim manevi destek olarak birbirimize gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Biz birbirimizi böyle sadece görmemiz bile bizim imanımızı ve manevi değerler olan bağlılığımızı artırır. Çünkü bizim bir araya gelişimiz Allah için bir araya geliştir. Buna ihtiyaç var. Sohbetlerle kendimizi ihya etmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Öbür türlü insanın kalbi katılaşıyor, katılaşıyor. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ فَيَّكَ الْحِجَارَ Kalpleriniz katılaştı, taşlar gibi oldu. Kur'an ifadesi insanın kalbi katılaşır, taş gibi olur. Kıymetli dostlar, bir insanın kalbi katılaşıp taş gibi oluyorsa bizim de kalplerimiz katılaşabilir. Bunları yumuşatacak olan nedir? Allah için gözyaşı dökebiliyorsak, gecenin derin saatinde ağlayabiliyorsak, tevbe istiğfar edip boynumuzu bükebiliyorsak, sohbetlerle kalbimizi yumuşatabiliyorsak, o zaman işte bunlar kalbi yumuşatan şeylerdir. Zikrullah, ağlayıp gözyaşı dökmek, tevbe etmek, vazifelerimizi daha bilinçli ve şuurlu yapmak, Mevla Celle ve Ala Hazretlerinin rızasının dışında asla bir şeye izin vermemek, bu hassasiyetleri ortaya koymak bizim kalbimizi yumuşatır. Değilse kalbimiz sertleşir. Kalbimiz sertleşince bu sefer çivi bile girmez. Ayetler etki yapmaz, vaazlar etki yapmaz, nasihatler etki yapmaz. Biz bildiğimiz yolda, alıştığımız yolda devam ederiz. Sonunda hesap ile karşı karşıya kalınca ağlayıp pişman olmak fayda vermeyecektir. Sonuç olarak kıymetli dostlar, yeni bir devreye girmiş olduk. Nedir bu devre? Mütevellit sohbetlerimiz yavaş yavaş başlamış oldu. Pandemi sürecinde de birbirimizden çok fazla kopmuş olduk. İnşallah yine şartlara, kriterlere uyarak toplantılara katılalım. Sohbetleri de, pazar sohbetleri de başladı. Sohbetlere gelme alışkanlığımızı yeniden kazanmamızda bizim faydamız var. İnternet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz uzaktan var. Yurt dışındaki kardeşlerimiz, İstanbul dışındaki kardeşlerimizden birçok kişi internet üzerinden sohbeti takip ediyor. Elbette İstanbul'da da takip eden vardır. Ama biz arkadaşlarımızın o saatte kalkıp Allah için ciddi bir fedakarlık yapmalarını, kalkıp sohbete gelmek gibi bir alışkanlık, tekerin dönmesi, adımların atılması
o bize farklı şeyler kazandırır. Sadece sohbet değil, çok farklı şeyler kazandırır. Allah için yapacağımız bu mücadele ve bu mücahede, fedakarlık bize yolsu elektrik olarak yansıyacaktır. Yani artı olarak yansıyacaktır. Bu vesileyle Furkan Hoca Efendi kardeşimiz de Küçükçekmece'deki medresemizin açıldığını, 160 küsur talebeyle başladığını, ufak tefek eksikler vardır. Bu eksikler de inşallah kısa zamanda giderilecektir. Bu müessesenin yapılmasında ve bugüne gelmesinde, açılmasında emeği geçen bütün mütevellideki dostlarımızı tebrik ediyorum. Allah geçmişlerine rahmet eylesin. Her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yüce Rabbim orada yetişecek olan alim, hafız, kamil insanların şefaatine bizleri de nail eylesin. Oradaki Kur'an'ların her harfine, her harekesine bizleri de ortak eylesin. Yüce Rabbim kurtuluşumuza, çocuklarımızın hidayetine vesile eylesin. Ülkemizin hidayetine vesile eylesin. Cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanların yetişmesine vesile eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.